Yeter artık, ne olur kapat şunu. Dönüp dönüp bakma. Göreceğini gördün işte. Sinirlerim kaldırmıyor artık. Yapmasaydın, gidip yakmasaydın o adamın dükkanını. Çocuk da ona mecbur kalmayacaktı böyle. Sus. Öfkeyle kalkan zararla oturuyor işte böyle. Yine zararı biz gördük. Sus. Kuzey. Evet. Çok şükür. Nerede kaldın oğlum? Öldük öldük dirildik. Geldik işte. Durmadan bakıp duruyor. Niye bana söylemedin? Niye söylemedin? Gider teslim olurdum. Bu yükün altına sokmazdım seni. Ya tamam, boş ver. Mahkemeye çıkardılar Ferhat'ı. Tutuklandı. İçeri attılar. Ne oldu? Tutuklanmış. Çıkarıyorlar şimdi. Ferhat, param burada. Nasıl vereyim sana? Kime teslim edeyim söyle. Bak, tek bir kuruşuna bile dokunmadım. Elimi bile sürmeyeceğim bu paraya Ferhat. Bu para senin paran. Nasıl ulaştırayım söyle bana ya. Ben yapmadım diyorum sana Ferhat. Merak etme. Babanın borcunu sildim. O güvende. Ama senin borcun katlandı oğlum. Aldığın üç kuruş mesele değil. Geri versen de umurumda değil. Senin hesabın böyle kapanmayacak. Ulan ben değildim diyorum sana. Bekle beni Kuzey Fırtınası. Ferhat'ın tufanını bekle. Bir de herifin parası derdi oldu başıma. O adam doğru söylemiş oğlum. Niye vereceğim diye uğraşıyorsun ki, sende kalsın. Sen ne diyorsun ya? Hayır, ne yapayım yani? Gideyim herife borçlu mu kalayım? Borca alacağı vurursan, alacaklı olan sensin. Midendeki yaranın borcunu hangi para pulla ödeyecek ha? Söyle bana. Madem içeriden uzun süre çıkamayacak, sen de al kullan parayı. Hiç değilse çektiklerimize değsin. Güney nerede? Şirkete gitti. Çok merak etti seni, çok. Sabaha kadar uyumadı. Bir toplantısı varmış, sabah da çıktı gitti işte. Neden bana söylemedin? Neden hayatını ortaya koydun da bana bir şey söylemedin? Sence? Ben bu yükün altında kalmayacağım. Ben ne yükler taşıyorum baba? İnan bu hiç önemli değil. Gidip teslim olacağım. Ya saç falan... Kes sesini! Ben de gider cezam neyse çekerim. O ciğeri beş para etmez heriflere boyun eğmem. Aptallık etmeyip söyleseydin baştan bunca tehlikeye atılmazdın. Ya tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam, annem haklı. Onun bana borcu daha büyük. Doğru söylüyor. Para Güney'in. İstediği gibi kullanabilir. Tabii ya. İşi görülünce alır aynı meblağı koyar bir kenara. Adamın parası da böylece durur köşede. Güney adam olacak diye bunun burnundan kurtulmayacak mı? Mezmelelerde dayak mı yiyecek ömür boyu? Baba tamam. Herkes dükkanı kapattı. Dövüşten ekmek yok artık bize. Dövüşten ekmek yok artık bana.
Adam gibi bir iş bul kendine. Adam gibi bir iş bulacağım kendime. Ferhat'ı da silat kafanda. Kurtar kendini bu işlerden. Hayatını kur. Ferhat'ı da düşünmeden hayatımı tekrar kurmak için çabalayacağım. Tabii ya. İşte böyle. Aklın başına gelsin oğlum. Sonbahar ve kış renkleri çok canlı. Koyu kök renkleri, kükürt sarısı, morumsu kırmızılara daha çok rastlayacağız. Desenlere gelince etnik motifler de olacak. Otantik stilize desenler de. Genç sokak sanatının yansımalarına da yer verilecek. Grafiklerden, film afişlerinden de esinlemeler olacak. Metalik görünümler ve kaplamalar da ön planda. Biz iki farklı tip kumaş kullanacağız. İlki çift yüzlüler. Abartısız hacim kazanmış, kalın görünümlü ince kumaşlar. Sert görünen yumuşak tuşeliler. İkincisi de ham görünüme yakın, %100 doğal kumaşlar. Kalıplar yine dar. Erkekte de, kadında da. Erkekte, işte tam da düşünülen bu. Yeni sezonun trendi böyle parçalar. İnce çizgilerin arkasına gizlenmiş erkeksi görünüş. Çok da yakışıklıymış. Kendisi de öyledir. Fotoğraftan mı kopyaladın? Hayır. Arkadaşım o benim. Çalışırken onun görüntüsü geldi gözümün önüne. Bu resme benziyorsa getir tanıştıralım. Bodyuma çıkaralım onu. Bu işlerle hiç ilgisi yok. Ama olsa bence çok güzel olur. Ben yine söylerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.